yapacağımız basın açıklaması. Türkiye Kamu Sene bağlı sendikaların İskenderun'da bulunan şubeleri ve ilçe temsilcilikleri ek zam talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdiler. İskenderun Postanesi'nden gönderilen mektup öncesi basın açıklaması yapan sendika başkanları maaşlarının yüksek enflasyon karşısında eridiğini, verilen zam oranının ve enflasyon oranına göre yapılan zammın işe yaramadığını belirttiler. O yüzden de hükümetin bir an önce ek zam yapması gerektiğini, eğer ek zam yapılırsa maaşlarının enflasyon karşısında erimeyeceğini belirttiler. Yapılan açıklamaya Türk Eğitim Sen Hatay İkinoğlu Şube Başkanı Yavuz Selim Yanık, Türk Büro Sen Hatay Şube Başkanı Uğur Muratoğlu, Türk Yerel Hizmet Sen Şube Başkanı Bahtiyar Şahin ve Kamu Sen'e bağlı diğer sendikaların ilçe temsilcileri katıldılar. Açıklamayı sendikalar adına Türk Büro Sen Hatay Şube Başkanı Uğur Muratoğlu yaptı. Muratoğlu açıklamasında şöyle dedi. Emeklilerine yapılacak maaş zamlarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri 2017 yılının Ağustos ayında mutabakatta gerçekleşmişti. Kamu işveren temsilcileri arasında imzalanan toplu sözleşme hükümlerine göre kamu görevlileriyle emeklilerin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 aylık dönemi içinde %4, ikinci 6 aylık dönemi için %3,5 olmak üzere kümülatif %7,6, 2019 yılının ilk 6 aylık dönemi için %4, ikinci 6 aylık dönemi için %5 olmak üzere kümülatif %9,2 artış yapılması kararlaştırılmıştı. Ekonomik gelişmeler neticesinde enflasyonda yüksek oranlı artışlar görülmüş, memur ve emeklilerin maaşları reel olarak değer kaybederken alım gücünde büyük düşüşler yaşanmıştır. Öyle ki 2017 ve 2018 Ekim ayları dikkate alındığında yıllık enflasyon %25,24, 2018 yılının ilk 10 ayı dikkate alındığında ise %22,5 olmuştur. 1977 lira olan ortalama memur maaşı 441 lira zamlanmış ve 3.419 lira olmuştur. Başka bir ifadeyle enflasyon faturası ödemesiyle yapılmasına rağmen maaşlardaki erime ve alım gücünde kayıp devam etmiş ve ortalama bir memurun alım gücü bir yıl içinde aylık 413 liraya ulaşan hak kaybına ulaşmıştır. Yıl sonu enflasyon hedefi %20,8, 2019 yıl sonu hedefi ise %15,9 olarak belirlenmişken kamu görevlilerine 2018 yılının tamamı için enflasyon farkı dahil %13 maaş zammı yapılmış, 2019 yılı için ise %9,2'lik bir artış öngörülmüştür. Gelişmeler karşısında ürünlerin fiyatına fahiş oranına da zam gelirken maaşların yalnızca enflasyon endeksli olarak düzenlenmesi gelir dağılımını bozacak, ekonomik olumsuzlukların yükünü yalnızca çalışan kesime yükleyecek bir etken olacak. Bu çerçevede toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyona endeksli maaş artış tekliflerinden vazgeçilmesi, gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı, büyüme ve refah payının temel alındığı bir maaş artış sisteminin geliştirilmesi uygunudur. Bütün şubelerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'na dosyaya vereceğiz ve kendisini ileteceğiz arkadaşlar. Ben katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Şube başkanlarımıza ve üyelerimize bize vermiş oldukları destekten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Kamuoyuna da bir rahatsızlık verdiysek onlardan da özür diliyoruz. Hayırlı işler diliyorum.